Babam öldüğünde biz 9 kardeş kalmıştık. Hepimiz de küçüktük. Biraz büyük olanlar okuyordu. Bir kısımda şey vardı, kız çocuğu vardı. Annem bizi bakmakta, geçindirmekte zorlanır olmaya başlamıştı. O dönemde de köyde ileri gelenleri, işte biraz okur yazar olanlar, çocuk evlerinden veya o dönemin adıyla yetiştirilmeyordun haberdar olanlar, annemin bir kısmı yükünü almak için biz iki kardeşi yetiştirilmeyordun'a verdiler. Hem daha iyi okurlar, hem sırtları daha pek hale gelir diye. Korku, sevinç, hüzün. Bir yandan 9-10 yaşlarındasınız, evden, annenizden gidiyorsunuz. Geriye dönme arzusu var. Bir yandan da karşılaştığınız şeyde oyun yerleri var, sıcak yemek, sıcak ortam, masa tenisi, çocuk arkadaşlar, iyi bir ortam. Sevinç, hüzün. İki kutuplu bir hayatınız oluyor. Bir yanda özlem, şaşkınlık, bir yandan güzel bir ortam. İkisi arasında gidip geliyorsunuz. Son zamanlarda şeyde görüyorum, basında da falan mı? Yetiştirme Ürdün'de devletin sağladığı imkanlar o kadar iyiydi ki Rize gibi yerde iki kişi üniversiteyi kazandı. İkisi de Yetiştirme Ürdün kökenliydi. Benim üniversiteyi kazandığım sene iki kişi kazandık. İkimiz de Yetiştirme Ürdün kökenliydik. Çünkü özel kurslar yoktu, gitmedik. İyi bir eğitim, bir etüt saatlerimiz olurdu. Sıkıştığımız sorularda bize yardım eden, yani okuldaki öğretmenlerden uzaktasınız ama yattığınız yerdeki anneniz babanız rolünü üstlenen öğretmenleriniz hem anne baba rolünü üstleniyor hem de öğretmen rolünü üstleniyor. İçin eğitim süreçlerimiz, ben ve benim yetiştiğim yerindeki bütün çocuklar liseye giderken ortaokuldaki en başarılı o öğrencilerdi. Dolayısıyla üniversiteyi kazanmak kolay oldu. Ben hayatım boyunca Yetiştirme Ürdün'de olduğumu hep sevindim. İyi ki öyle de oldu. Ama 9 yaşında henüz anne kokusu üstünüzde, annenizden ayrılıyor olmak biraz zor geldi. Ve geri döneceğimi umarak ayrıldım. Ama geriye bir daha dönemiyorsunuz işte. Büyüyorsunuz, okullar, askerlikler, evlenmeler, kendi çocuklarınız. Bir daha dönemiyorsunuz ama geri dönmek amacımın esas nedeni kalanları kurtarmaktı. O amacımı yaptım ama. Geri dönmedim ama şu anda köyün korunmaya muhtaç ailesi, iki çocuğunu korunmaya muhtaç kuruma veren aile, köyün hemen hemen bütün korunması gereken insanları koruyan bir aile durumunda. Bütün amacım o yıllardan beri ne yaptımsa iyi yapmaya çalıştım. Gelip kalanları kurtarmaktı. Kalanlara yardım etmekti. İş hayatım böyle sürdü. Ta ki benim de baba olmak, babam gibi olmamak, iyi baba olmak. Dolayısıyla çocukları yetiştirme yurduna veya çocuk evlerini bırakmak zorunda olmayan bir baba olmak uğruna korkuya kapıldım tabii ne yapacağım diye. Bürokratik olarak, teknokrat olarak, üniversite mezunu olarak başarılı olmama rağmen ticaretin kapılarının zorlamam gerektiğini, ailemi de kurtarmam gerektiğini bildiğim için ticarete atıldım. Her konuda da yurt disiplinin bana verdiği başarı odaklı olma şeyim ticaret hayatında beni başarılı kıldı ve ticaret hayatına başladım. Ben şu anda 800 öğrenciye burs veren bir vakfın yönetim kurulu üyesiyim. Şahsım olarak 30-40 öğrenciye burs veriyorum. Yetiştirme Ürdün'de mezun olmuş bütün arkadaşlarda iş kurmak isteyen herkese inanırsam tabii. Bütün arkadaşlarıma iş kurması için yardım ettim. Sadece Yetiştirme Ürdün çocuklar değil, omuz gerekiyorsa samimi şekilde iş yapmak isteyen herkese hangi alanda yardım ediyorsa o yardım ediyorum. Çünkü devlet bana yardım etti. Dernekler vardı. Onlar yurtlara yardım ederdi. Onlar yardım ettiği için ben bugün varım ve onlar belki unuttukları basit bir yardımdı ama bugün ben oldum. Ben şimdi kaç öğrenciye yardım edebiliyorum? Bir öğrenciye de aynı şekilde benim durumum olursa ülkenin de bütün korunmaya muhtaç çocuklarının da geleceği garanti altına olur. Bizim yurtta kaldığım yıllarda koğuş sistemi vardı. Bildiğimiz yatılı okul. Bugün yine her yerde var. Ama günümüzde imrenerek bakıyorum.
Ama buna rağmen biz de çok mutluyduk. Her tür spor imkanlarımız vardı. Şimdi daha çocuk evleri var. Ailelerle var, mahallenin içinde kaynaşmışlar. Biz ise bir daha tecritlik, bir binamız vardı, yurt binası. Yetişme yurdu, kimsesiz çocuklarının, kimisinin yetim dediği, kimisinin başka isim verdiği bir bina halindeydik. Bazen de acıyarak, bakarak bizi rahatsız ediyorlardı ama bugün daha geniş imkanları var kalanların. Son yıllarda mahallelerimizde olan, kendi çocuklarımızda yaşadığı veya kendi çocuklarıyla yaşadığı disiplin, yanlışlıklar, sıra dışı şeyler sadece yetiştirme yurdu çocuklarına mahsusmuş gibi bir trajedi konusu yapıp bizi damgalamaları bizi sevdikleri anlamına gelmiyor. Bizi damgalamayı bırakın. Bizim yaşadığımız her şey mahallenizde, sizin evinizde, binanızda yaşadıklarınızdan farkı yok. Yetiştirme yurdu ne oluyorsa o binalarda da olan şeyler. Daha fazlası olmuyor. Ben iş adamı çıktım. Birçok arkadaşım çıktı. Hakim var, savcısı var, valisi var. Elbette yanlışı da çıkıyor ama hangi mahallede yanlış yok ki? Bizi damgalayıp kaderimizle oynamayın lütfen. Yetiştirme yurdu çocuklarına normal davranın yeter. Biz normal çocuklarız. Yakında göreceksiniz zaten. Yetiştirme yurdu çocuklarından daha iyi şeyler çıkacak. Çünkü bizim dönemimizde çok kısıtlı imkanlar vardı. O imkanların içerisinde çok başarılı arkadaşlarım var. Ben varım, benim yurttan arkadaşlarım var. Şimdiki imkanlar daha geniş, daha huzurlu, daha böyle ötekileştirilmeyen bir ortamın içindeler. Orada daha başarılı çocuklar çıkacak.